Arkadaşlar herkese selam. Merhabalar arkadaşlar, selamlar. Ekrem abiyle birlikteyiz. Bugün bir sırt terapisi yapacağız. Bir terapi yapmıştık. Evet. Onun YouTube kanalına çekmiştik. Bu arada isminden aratarak bulabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bugün inanılmaz bir fark olmuştu ilk gün. Hani bugün tabii ki kolumu artık arkaya getirebiliyorum ama İstanbul'dan ayrılmadan bir terapi daha yapmamız gerektiğini söyledi. Fazlasıyla tabii, tabii. Son bir defa görüşmemiz lazım. Yapmam lazım bu kasta. Şimdi yine sırtıma bir terapi yapacağız. Bununla alakalı da yine videoyu kapatırken de o arada da bilgileri Ekrem abine verir. Ama bu masaj benim gözümde kesinlikle hani lüks değil, bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ki ben bunu Londra'da da aynı haftalık olarak devam ettireceğim ki Ekrem abi de böyle devam ettirmem gerektiğini söyledi. Çünkü ne kadar fazla antrenman yaparsan yap, ne kadar fazla esnemelere vesaire dikkat edersen et, o sırtını istediğin gibi bırak açmayı, istediğin şekilde bile hareketi, pozu veremiyorsun. Kası bile gösteremiyorsun. Kesinlikle olanı gösteremiyorsun. Buna inanmıyorlar ya, onu bir anlatsan. Aynen. Mesela bundan önce bir tane o fotoğrafı Yasemin de buraya koyar videoda. Başlama şeyden birinci seansı yapmadan önce ve yaptıktan sonra tamamen gerçek kolumu bu kadar getirebiliyordum. Ondan sonrasında tamamen getirebildim. Yani bu tabii inanılmaz bir şey falan tepkisi oluyor. Hocam yok artık ya falan. Reklamın da böylesine kardeşim diye. Hani ilkinde getirmemişsin falan diye ama bu kesinlikle öyle bir şey değil. Yani bunu kendinizde de deneyin. Evet. Eğer kolunu getiremiyorsan masaj yapsın. Eğer fark etsin sallıyorum. Hocam aynı yapıyordum yine aynıysa para konusunda ben kendim iade edeceğim. Ondan da ben ödeyeceğim. Ben anlatayım o muhabbeti kızım. Aynen. Sebebini. Şey, Muhammed'de çok hızlı değişim var, doğru. Herkes de bu kadar hızlı olmaz. Bir de bazen büyüklükten dolayı da bu hareketi evet, yaşanıyor. Evet ama çok uzun süredir yaptırmıyorum masajı. Çok unutmak lazım ki bu durumun sebebi şu, kas spazmı omuzlar hareket ettirirken belli açılarda kaslar çalışıyor. Bu birçok profesyonel barandan tut diğerlerine kadar çalıştık, herkesi gördü. Yani kanıtlayacak bir şey kalmadı ama aynen. Bu kadar fark olmayabilir. Bak evet. Bu bir garanti yok. Çünkü ama ben mesela çok uzun süredir masaj yaptırmıyorum. Onun haricinde hem de o arada sürekli idman yapıyorum. Çok ağır. Forma giriyorum ondan sonra kilo alıyorum vesaire derken ister istemez o kütük gibi görüntü oluşuyor. Ama önemli olan o değil tabii. Önemli olan gerçekten kaslarını kontrol etmen. Koçum Matt bile bu duruma şaşırdı. Adamın dedi gerçekten burada çok iyi değişmişsin diye. Bu şekilde şimdi bir terapimizi yapalım. Oradan da Yasemin kesitleri koyar zaten. Başlayalım. Hocanın demesi önemliydi tabii. Aynen. Buraya kadar getiriyorum. Diğerinde de yine buraya kadar getirebiliyorum. Bir de terapiden sonra yaparız. Yasemin yalnız var ya hareket kabiliyetim inanılmaz artmamış mı? Evet. Evet. Küçük gibiydin. Küçük gibiydim ya. Geldi cinayet aletleri bakar mısın? Kardeşim bunlar özel. Var ya. Adelem yumuşadı ya. Bir şey söyleyeyim mi abi? O iki günde fark var ama. Evet abi ya. Ama senin Adelen bunu kabul ediyor biliyor musun? Evet ya. Senin Adelen seviyor bak. Her Adelen sevmiyor bu şekilde. Fark var. İnsanlar bunu anlatmak çok zor. Bir de beklenti ne biliyor musun? Bu Grasso uygulamasıyla sadece definisyon kişilere yapabildiğimi sanıyorlar. Hayır. Amacını bilmiyor. Hiç amacını bilmiyor ben kimse. Ben şu an definisyon değilim ki zaten. Ha. Abi insana diyorum ki bunun diyorum, amacı diyorum definisyonda daha da belirginleşmek değil. Kasa gevşe etmek, açmak, antrenman performansını artırmak. Tabii ya. Herkes diyor karnına yaptırıyor bu uygulamayı diyor. Hayır ya. Abi hayır ya. Alakası yok. Abi algıda seçicilik işte. Anlatmak, ifade etmek çok zor bu işi. Bunu düzenli yaptıracaksın. Buradaki kilit nokta bence düzenli de yaptırmak. Evet. O dönemi hatırlıyor musun? Buraya İstanbul'a geldin, Trabzon'a geldin ya. Ya. Yapmaya başlamıştık. Nasıldı? Üf ya çok iyiydi ya. Bir taraftan rahatlatıyoruz bacakları. Bir gün sonra idmanda. Aynen öyle. Bir de hareket kabiliyetin de artıyor sırt antrenman. Mesela sırt yapıyorsun ya. Evet. Of hareket kabiliyetin artıyor resmen ya. Ama sırtı nasıl hissediyorsun o zaman? Süper ya. İşte olay bu ya. Her delende bu. Sonuçta ben şu an sırtıma özellikle yaptırıyoruz. Ama normalde hani göğüs, omuz, bütün adelelerdeki sonuçta bu normalde mesela omzumu açarken tık 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 ses geliyordu. Gelmiyor mesela. Evet. Neden? Omuzu oluşturan, omuz ortak bir nokta çünkü, kavşak bir nokta. Etrafındaki kas grupları gevşediği zaman hareket imitasyonu artıyor. Kesinlikle. Trapezlerin falan inanılmaz ya. Çok inanılmaz. Çok daha rahatladım yani. İnanılmaz. Mesela şeyi de çok merak ediyor olabilirler, onu da söylesene.
çok sert idmanlar yapıyorsun ya. Daha sonrasında hafif ağrılar oluyor. O da geçiyor ama insan yavaş yavaş kapalınmaya başlıyor sırtı. Evet. Tam hissedememeye başlıyorsun. Abi, ben de zaten fazlasıyla görmedin mi? Gördüm ama millet bilmiyor ya. Tabii abi. Neden olduğunu bilmiyor. E niye kapanmış o zaman diyor. Muhammed'in bir sorunu mu var diyor mesela. Aynen öyle. Var. Kesinlikle. Yani antrenmanda istersen dünyanın en iyi antrenmanını yap ama o adeleyi gösteremedikten sonra önemi yok. Önemi. E zaten en iyi antrenmanı yaptığın için bu kadar kapanıyor abi. Evet abi. Mesela bir tanesi o. Kasları o kadar çok iyi yorabiliyorsun ki bu pozisyona geliyor. Ya şunu unutmamak lazım. Böyle bir sorun yaşıyorsun abi. Bil ki çok iyi idmanlar yapıyorsun. Kesinlikle. Kasını çok iyi bir şekilde yoruyorsun. Bu bir sakatlık da değil abi. Sadece bu süreç çok uzun süre devam ederse sakatlığa götürür. Evet. Bu bir sakatlık değildi seninki. Kas spazmıydı. Çözdük, bitti gitti. Resmen olanı gösterememek kötü. Kesinlikle ona katılıyorum olanı bak. Olanı gösterememek kötü. Türkiye'de iyi bir sporcumuz daha vardı. Aynısını koçu söyledi. Abi terapileri aldık biz onu. Açtık. Mesela koçu da teşekkür etmiş. Ben de çok memnun kaldım ya. Yani. Yarışmaya son 15-20 gün kala. Sırtı kapalı, sırtını açamıyor abi. Normalde daha dolgun olduğunu söylüyorlar. İşte diyor ki açamıyorsun sırtını, bir şey yap. Durumu konuştuk, dedim ki ben de onu çözerim yani, açılır. Çok farklı oldu, abi, açıldı. Abi masajı olimpiyanlar yükleme zamanı bile yapıyor ya. Yapıyorlar. Son günlerde. Belki bu kadar hani derin doku olmuyor. Yok, ama derin doku yok. Orada o son hani o yarışmaya bir hafta kala dönemde yumuşak miyofasyal terapiler. Heh, aynen öyle. Gevşetici uygulamalar. Graston gibi sert travmatik işlem olmayacak. Tabii. Yapmıyoruz. Ben de yapmıyorum burada. Ama şu anda tam ihtiyacımız olan. Şu an tam tabii zamanı. Aynen, yarışmaya öyle da 15 gün kala kadar travmatik sert terapiler yapılır. Yarışmaya 10 gün kala abi bu bırakılır. Miyofasyal terapi yapılır. Şimdi Türkiye'de şöyle bir durum var bu arada. Sen duydun bilmiyorum daha öncesinde. Abi koçlar İzin vermiyorlar terapiye. Ya ne alakası var abi? Abi 20 gün 30 gün kala terapilere izin vermiyorlarmış. Hayır, aksine açsın bütün olimpiyanları izlesinler, hepsi son günlerde masaj yaptırıyor ya. Abi anlatamıyorum işte. Şimdi bana diyecekler, denedin mi diyecekler. Abi denedik. Cayır cayır denedim ben burada. Deneme yanılma payıysa bu iş bilimin yanında. Ben burada kaç tane sporcudur aldım. Bak profesyonel ya da Türkiye yarışmalarındaki arkadaştan bahsediyorum. Güveniyor musun dedim, bana güveniyorsun. Gel kardeşim buraya, koçunu diye bırak kenara. Gel abi, ondan sonra koca demiş ki iyi diyet yapmışsın, aferin ya. Sırt çok yaşıyor bu ya. Kesinlikle ya. Evet, Türkiye büyük bir değeri kaybetti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bu arada keyifliydi ya. Burada atmosfer güzeldi. İnşallah dağıtmayız. Dağılırsak ben de gideyim abi. Tek kalmayalım burada. Şimdi senin de Dubai planın var gerçi abi. Var. Sonuçta profesyonel sporcularla da çalışıyorsun. Oradan sana teklif gelmiş olması bu senin başarını da gösterir yani. Ya beni çok mutlu etti bu arada o durum yani. Ya. Orada Dubai'deki sporcunun işte bir iyi bir noktadan teklif gelmesi. Hatta Mr. Olympia hocanın bu durumu çok beğenmesi. Çünkü sporcuyla çalıştık. Hazırladık yarışmayı. Yarışmaya katılmadan önce sırtı kapalı. İşte adam bir şey yaptır diyor aynı şekilde. Terapi alıyor. O adam sana ne yaptıysa o adamın peşini bırakma, devam et diyor. Ya. Ve beni o kadar mutlu etti ki. O söylediği adam da olimpiyan bir herif yani. Evet. Profesyonel. Pro. IFB pro. Aynen öyle. Diğer taraftan da çevresi tamamen olimpiyalarla çevrili. Ya. Ha, bir de şöyle bir durum var. O adam Avrupa'da birçok noktayı gezen bir adam yani abi. Böyle imkanda olduğu için. Aynen öyle. Her tarafı geziyor. Almanya'sından tutup Avrupa'sına kadar gidiyor. Terapilerini alıyor. Bak diyor, bu zamana kadar aldığım terapilerde diyor bu kadar bilinçli bir terapi yöntemi görmemiştim dedi. Çünkü abi fitness'ta çok az bu durum. Aynen. Evet. Şimdi lafı torsikasına derin doku masajı. Alt ucundan başlayacaksın, devam edeceksin. Hoppa. Latissimus dorsi böyle büyük bir kas sırtta. Ama şunu unutmamak lazım. Bunun altında da şurada serratus anterior kası var. O da çok önemli. Boksörlerde boksör kası. Oraya bir giriyorsun ki of. Orası kürek kemiğinin açılması için harbi önemli. O sana girdiğim kas hangisi biliyor musun? Sus kapıları. Kürek kemiğinin ön yüzeyinde bir kas. Ağlatacağız orada seni. Bu video için. Burası dönüm. Arkadan
açılmayıp da nars. Bir de normal insanlar bu şekilde çalışılmıyor arkadaşlar. Yani mesela bazen Graston'da yapışını da eleştiriyorlar, biliyor musun? Şöyle şöyle açılmıyor. Olmuyor. Derine girmek gerekiyor. Ucu bak, sivri taraf mı burası? Yok. Şu kısım. Şu nasıl? Arasında fark var değil mi? Hı hı. Bu kısımla derine girmeye çalışıyorum. Diğer yüzeyle yüzeysel kas gruplarına çalışıyorum. Bro. Burada. Buraya doğru gitmeye çalışacaksın. Evet. Tamam mı? Okey. Şimdi bu gireceğimiz kas, o senin dediğin kas, scapularis kası. Yavaşça it it it. Buradan daha da güzel bir oluyor. Şimdi serbest bırak. Tekrar hafif gireceğim. Şimdi kaldırdın bak. Evet. Gir bro. İt. Of. Al baba. Ah. Oturayım mı yoksa böyle devam mı? Tamam. Okay. Sen ne zaman gideceksin? Vallahi herhalde daha Antalya'ya gideceğim. Bakalım ya, bir hafta 10 güne. Harbi mi diyorsun? Yok, buradan gidiyorum ama yarın. Nasıl? Güzel ya, artıyor. Zaten bizim söylediğimiz gibi haftada 2 video atmaya çalışıyoruz. Abi 15.000-20.000 bantları gelse o da mükemmel. Kaç bin nerede şu anda? 40-50. O bandlar. Bir şey söyleyeyim, coşacaktır. Aynen, inşallah. Her işte olduğu gibi bu işte de önemli olan devamlılık. Değil mi? Devamlılık esas her zaman. Aynen öyle. YouTube'da artık güncel olarak sürekli paylaşım yapıyoruz işte. İşimiz. Bunu iş haline getirmek büyük bir olay. Aynen öyle. Ama harika bir off sezon geçiriyorum, hayatımın en iyi off sezonu. 18 hafta varken böyle görünmek benim için iyi. Daha neler olacaktır. Tamam. Sırta kupa uygulaması yapalım. Olur. Sana çok az yapmıştık hatırladığım kadarıyla. Aynen. Değil mi? Hadi ayağa kalktı şimdi. Abi bunun olayını anlat ama insanlara. Anlatayım o zaman, tamam. Merak ediyorum. Hacamattan farklı arkadaşlar. Hacamatla kuru kupa arasındaki fark sadece kesi. Kan alınmıyor bunda. Kan alınmasını çok da tavsiye etmiyorum hacamat tarafına. Yani bu uygulamalar yeterli. Amaç kası gevşetmek. Buradaki yumuşak dokuları açmak. Kan dolaşımını arttırmak. Bu uygulamalardan sonra oluşan kas spazmı gevşeyecektir. Sırtın daha rahat olacaktır. Daha iyi hissedeceksindir. Hacamat uygulamalarında mesela diyorlar ya kan almak daha iyi geliyor vesaire. Hacamat da en iyi geldiği nokta sırt ağrıları, kas ağrıları üzerine. Mesela merak edenler olursa. O bizim konumuz değil. Bizim konumuz şimdi normal kupa olduğu için. Amacımız yine adaleyi rahatlatma. Evet, adaleyi yine rahatlatma. Yumuşak doku da burada yukarıya doğru çektiği için katmanlar arasında biraz boşluk yaratarak oradaki dokuların kanlanmasını, beslenmesini sağlıyor. Nick Walker falan da çok yaptırıyor bunu. Evet, çok beğeniyorlar. Aynen. Bence bir taraftan da dış görünüşü çok etkileyici olduğu için böyle kapılıyorlar. Hmm. Mükemmel bir etkisi yok. Onun yerine bir manuel terapi, bunun belki de 15-20 katı etkisi var yani. Az önce yaptığımız derin dokular var ya.
Yani o mu iyi olabilir, bu mu iyi olabilir? Tabii ki de kas diklerinin arasına girdiğin, uğraştığın şey daha etkili. Bu morluklar çok önemli. Bunlar daha fazla morarmamalı. Hani morluğun siyah dönen noktası olmamalı. Yoksa yanık oluşur. Bu kupaların yanığı oluşuyor. Buralarda büller oluşabilir. Ona çok dikkat etmen lazım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Bakayım mı? Bir de şimdi yanını kıtlatma yapar beni. Öyle bir rahatlarım ki. Yasemin. Tam toparlandım. Aynen. Çıktı mı sırtındakiler? Çıktı çıktı. İzmir'e bıraktık sana. Süper. Yaklaş bana doğru. Aynen. Biraz daha geldin. Aynen. Bacaklar dümdüz olsun. Alttaki evet. Olsun. Aynen. Bunu buraya aldın. Evet. Beli kilitledik. Tuttun. Elini verdin bana. Bu serbest bırakıyorsun kendini. Nefes al. Ver. Evet. Of. Güzel. Haydi bakalım. İşte full 100.000 bakımı budur. Yasemin. Şahane bir terapi. Harbiden öyle. Evet. Resmen sırtıma şu nasıl an açıldı ama sırtın? Hakim resmen. Evet arkadaşlar, terapiyi bitirdik. Gerçekten ellerine sağlık abi. Ederim. Çok sağ ol. Çok beni çok yordun. Teşekkür ederim. Eyvallah. İstanbul'da yaşayan ya da görüyorsunuz sadece İstanbul'da yaşayan değil, herif Paris'ten gelmiş. Londra, Paris. Dün de Londra'daydı. Aynen. Önceki gün hatırlıyorsun ya, adam. Aynen. Arkadaşlar, Ekrem eşit yazıp zaten Yasemin'in ismini not alır. Oradan ulaşabilirsiniz. Benim adımı da verirseniz yardımcı olacaktır kesinlikle. Elimden geleni yaparım arkadaşlar. Aynen. Onun haricinde ben sadece şunu söylüyorum. Bu bir lüks değil, bu bir ihtiyaç. Kendimden örnek vermek gerekirse bu bir ihtiyaç. Ne amaçla yapıldığında geldiği zaman anlatmaya çalışıyorum. Aynen, aynen. Fazla hani insanlar sayıda onu biraz spa masajı gibi düşünmesin. İşler biraz daha farklı. Medikal evet, anlamda evet, kesinlikle sorunlar için çalışıyoruz. Aynen. Muhammed de spa masajı olsa isteyerek gider yani. Evet, evet, tabii. Yani öyle de gitsin. Ben spa masajı yapamıyorum çünkü rahat yapamıyorum. Abi bu olay normal masaj değil. Bu olay terapi yani. Tedavi spor kısmında. Aynen, tedavi kısmında. Hem de işte sporcu masajı kısmında. Yani öyle standart bir masaj, evde yapabileceğiniz bir masaj değil. İnanılmaz acıktım. İnanılmaz acıktım. Yemeğimi yiyeyim. Aynen. Aynen. Abi çok teşekkür ederim. Bro, arkadaşlar. İyi ki geldin. Eyvallah. Bu adamı kaçırdık ama sık sık geleceğine eminim artık. İnşallah. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, merak ettiklerinizi yazmayı unutmayın. Ekrem abi de girip okuyacaktır. Okuyacağım. Cevaplarım da mümkün olduğunca arkadaşlar. Benim de YouTube hesabım var. Oradan bir de izleyin. Tamam. Farklı videolar var. İşte Ekrem işte yazdığınız zaman çıkacaktır. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama burada tabii devamlılık olmuyor. Çok zor. Keyifli seyirler. İyi günler dileriz.